Bundan önceki gidişlerimde Viyana'da çok uzun kaldığımda olmuştu. Ama bu kısacık tatil hepsine bedeldi. Daha öncekilerde alışveriş yapmaktan şehrin güzelliğinin farkına bile varamamışım meğer. Bu sefer bir başka göründü gözüme. Güzeldir Viyana, ben de çok severim. Hava da iyiydi şansımıza. Ay hele dün gece bir mehtap gittiniz. Bu ilk baş başa gecemiz. Kaç sonrayı geçireceğiz birlikte? Sayamayacak kadar çok olsun istiyorum. Pırıl pırıl bir dolunay. Ah, büyülüyor da insanı. Bayıldım. Çok hoştu. Mehtap mı yoksa onun ışığında parlayan yüzün mü daha çok hoşuna gitti? Her ikisi de. Şarap bitti. Behlül gel yardım et bana. Güzel bir şişe şarap seçelim aşağıdan. Senin mi? Ben getiririm. Tercihimi söyleyeyim mi? Gerek yok, biliyorum. Seçim konusunda Behlül'e güvenim sonsuz. Ben de geleyim. Dur sen. Yeni gelişmeleri anlat bana. Uzak kaldım, merak ediyorum. Nihal, yerler nemli düşersin. Şimdi öbür kolunu da... Nihal, bu kadar düşünmen gözlerimi yaşartıyor. Niye geldin? Çünkü konuşmamız yarım kaldı. Sana söyleyeceğim her şeyi mailde söyledim. Bana dönme dediğin için döndüm ben de zaten. O maili defalarca okudum, kararımı verdim. Benden intikam almak için amcamı kullanıyorsun. Onu kandırmaya devam ediyorsun hala. Sen de aynı şeyi Nihal'e yapıyorsun. Benden intikam almak için onun duygularıyla oynuyorsun. Ben Nihal'i seviyorum. Kes saçmalamayı. Ne kadar uğraşsan da kendini buna inandıramayacaksın. Behlül zorlandı herhalde. Gidip bakayım ben de. Beni hayatından çıkarmaya çalışırken Nihal'e zarar veriyorsun. Hayır. Korkaklığından sığınıyorsun Nihal'e. Bencilliğinin cezasını o kız çekiyor. Niye söylüyorsun bunları he? Niye? Bitti diyorum Bihter. Bitti. Hala benden umudun olduğuna inanamıyorum. Aşağı. Beydül. Nerede kaldın? Geldim canım. Çıkalım hadi. Yengecim, ailemize katılacağınız için çok seviniyorum. Kalk tutulacaksın. Geceler. Ne yapmaya çalıştığını hiç anlamıyorum. Ne yaptın?
Ateşle oynuyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Sen gerçekten Firdevs Hanım'ın kızıymışsın. Zorlama kendini. Yavaş. Yavaş. Zorlandığımı kim söyledi? Birinin söylemesine gerek yok. Yüzünden belli oluyor. Kendi işine bak hadi. Yavaşla biraz. Gerçekten düğün üstü bir sakatlık çıkar mı sende? Kayınpeder damattan daha yakışıklı görünecek diye korkuyorsun değil mi? Sence bu mümkün mü? Allah'ım kızımı bir megalomana veriyorum kendi ellerimle. Ne oldu pes ettin? Soluklanayım biraz. Nefesimin hepsini burada tüketirsem bugün toplantıda ne yapacağım? Sen gerçekten gelmek istiyorsun değil mi toplantıya? Tabii amca istiyorum. Bundan sonra seni holdingle daha çok görmek istediğimi söyledim ama... baskı yapmak istemiyorum yine de. Başka bir alanda çalışmak istiyorsan engel olacak değilim. Hayır. Seninle çalışmak istiyorum. Nihal'le olan durumdan önce de böyle konuşmuyor muyduk zaten? O zamanlar başka şeyler de konuşuyordum. Her sene aynı planla çıkıyordum karşıma. Her sene okulunu bitiriyordum. Hemen arkasından askere gidip geliyordum. Hiçbiri gerçekleşmedi. Şimdi bir de evlilik sıkıştırdın araya. Ne o? Fena mı oldu? Sorumlulukların arttı. Bundan sonra verdiğin sözleri bir bir yerine getireceksin. Okul bu sene kesin bitecek. Yok düğün telaşıydı, yok holdingde işe alışıyordum anlamam ona göre. Okul bitecek. Tamam amca. Sözüm söz. Ama çene kasları yeterince kuvvetli bence. Biraz da şu kollara ağırlık versen ne olur acaba? Kabahat seninle spora gelendi. Hoş geldiniz efendim. Asıl sen hoş geldin. Döndün he? Adnan Bey emretmiş. Rica ederim. Geçici olarak gitmemiş miydin zaten? Nihal istedi dönmeni. Ben de geri geldiğine sevindim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ne oldu? Sen gir ben geliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Herkes nerede? Nihal Hanım Firdevs Hanım'la birlikte kuaföre gitti. Bihter? O sizden de önce çıkmış sabah. Öyle mi? Bilmiyordum ben. Süleyman Efendi, önce son gelişmelerden çok huzursuz olduğumu söylemek istiyorum.